Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Buffer Overflow olayının nasıl gerçekleştiğini ve bir exploit'in detaylı olarak incelemesini gerçekleştireceğiz. Exploit'ini gerçekleştireceğimiz yazılım BlazeDBD Proprietary 6.1 sürümüne ait. İlgili yazılımda Stack Based Buffer Overflow zafiyeti var. Görmüş olduğunuz üzere bu exploit DB'de yayınlanmış. Biz bu exploit'i kullanmayacağız. Kendi exploit'imizi kendimiz kodlayacağız. Sadece programda zafiyet olması bizim için önemli. Görmüş olduğunuz üzere Exploit Perl dilinde kodlanmış. Biz de Perl ile devam edeceğiz. Bu yüzden bilgisayarımızda aktif Perl kurulumu yaptık. Artık bu exploit'e ihtiyacımız yok. Birazdan kendi exploit'imizi kendimiz oluşturmaya başlayacağız ama exploit oluşturmadan önce hemen buffer overflow'un nasıl gerçekleştiğini anlatmaya çalışayım. Programların bellekler üzerinde kullanıcılar için ayırdıkları hafıza alanları vardır. Eğer kullanıcı bu hafıza alanına olabileceğinden daha büyük boyutta bir veriyi yazmak isterse buffer overflow dediğimiz olay gerçekleşiyor ve kullanıcı verisinin bir kısmı EIP, bu bir index pointer ve ESP üzerine stack pointer üzerine düşebiliyor. EIP değeri bizim için son derece önemli çünkü EIP bir sonraki adımda işlenecek komutun bellekteki adresini saklıyor. Eğer ben buraya kadar gereksiz karakterlerle doldurup tam bu taşma aşamasında bir bellek adresi buraya düşürebilirsem program benim istediğim yerden akışına devam edecektir. Ben buraya da öyle bir bellek adresi yazacağım ki assembly dilinde jump ESP komutunu barındıran bir adres yazacağım ve ESP'ye atlamasını gerçekleştireceğim. ESP'ye de kendi shell kodumu düşüreceğim. Bu şekilde benim shell kodum çalışmış olacak. Dolayısıyla shell koduma da bir backdoor kodu yerleştirebilirsem, shell kodum olarak da bir backdoor kodları kullanabilirsem, backdoor'a ait kodlar kullanabilirsem hedefsizliğimi başarılı bir şekilde exploit edebilirim. Bunun anlamı budur. Yer yer Metasploit'e ihtiyaç duyacağız. Metasploit içinde farklı bir sanal makinede yine Backbox sistemi çalışıyor. Önemli olan Metasploit'in kurulu olması. İsterseniz Backtrack kullanırsınız, isterseniz Kali Linux kullanırsınız. Hiç önemli değil. Şimdi tekrar bu alana dönelim. Başka ne söylenebilir? Burada EIP'ye düşen değeri tam olarak nasıl bulabiliriz? Bunun iki yöntemi var. Birincisi manuel yöntem. Örnek veriyorum, 1000 adet A karakteri yazarsınız. 4-5 adet de B karakteri yazarsınız. Daha sonra A karakterlerin sayısını arttırıp azaltıp B karakterinin tam olarak EIP'ye ne zaman düştüğünü gözlemlemeye çalışırsınız. Bu uzun olan yöntem. Kısa olan yöntem ise Metasploit'ten yararlanmak. Metasploit kurulu olan sistemlerde Metasploit'in kurulu olduğu dizinde Tools dizinin altında 2 adet Ruby aracı var. Onlara bakalım. Öncelikli araçlarımız nerede? Ona bakalım. İlk olarak kullanacağımız araç Pattern Create aracı. Bu bir Ruby script. Metasploit'in kurulu olduğu dizinin sistemden sisteme değiştiği için bunu kontrol etmenizde fayda var. Kali Linux'te yanılmıyorsam User Share dizinin altında kuruluydu. Backbox da bu dizinde kuruldu. Kullanım şu şekildedir. Devamında ise istediğiniz byte büyüklüğünü yazacaksınız. Örneğin de ben 3000 çok fazla olur. 1000 byte'lık bir karakter dizisi oluşturacağım. Oluşturdum. Oluşturulan bu yapıyı kopyalayıp tabi benim sanal makinelerimde VM Tools kurulu olduğu için kopyala yapıştır yapabiliyorum. Exploit'imde herhangi bir değişkenin içerisinde bunu yazıyorum. Daha sonradan bu değişken zaten bakın burada dosyaya dahil ediliyor. O dosyada PLF uzantılı bir dosya. PLF dosyası BlazeDBD Pro için bir oynatma listesi, playlist yani. Bu şekilde bakalım. Buffer overflow gerçekleşecek mi ve hangi veriler istediğim alanlara düşecek? Onu kontrol edelim. Bu işlemi gözlemlemek için debugger yazılım kullanacağız. Tercihen OliDBG ya da Immunity Debugger yazılımından faydalanabilirsiniz. Immunity Debugger benim tercihimdir. Nasıl kullanıyoruz? File menüsünden Open diyoruz ve ilgili exe yazılımı seçiyoruz.
Program Files dizinin altındayım ben şu anda. Programın kurulu olduğu dizinden ilgili exe'yi seçiyorum. Geldi. Programı çalıştırmak için buradaki play tuşuna basacağız. Tabi program biraz yavaş çalışacak. Bunun nedeni programın bir debugger içerisinde çalışıyor olmasından kaynaklanıyor. Bakın modülleri burada yükleniyor. Modüller bizim için önemli. Birazdan o modülleri kullanacağız. Exploit'im tarafından oluşturulan dosyayı buna playlist olarak gösteriyorum. Tabi daha öncesinde exploit'i çalıştırmak lazım. Dosyamız oluştu. Şimdi bunu programda açalım. Evet, buffer overflow gerçekleşti. Ürettiğimiz 1000 byte'lık karakterin bir kısmı kullanıcı alanına düştü. Bir kısmı EIP üzerine düştü. Bir kısmı da görmüş olduğunuz üzere ESP üzerinde gözlemlenebiliyor. Benim için önemli olan kısım şimdilik EIP değeri. EIP'yi kopyalıyorum. Peki bunu nasıl değerlendireceğim? Bunu değerlendirmek için başka bir Ruby aracı kullanacağım. O da Pattern Offset. Pattern Offset de aynı dizinde. Kullanımı şu şekilde. Ruby Pattern Offset ve ardından EIP üzerine düşen değer. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde bakın size 260 değerini verecektir. Tabi bu exploit için geçerli bir durum. Başka bir programın exploitinde farklı değer verecektir. Yani bana diyor ki eğer sen 260 adet karakter yazarsan bundan sonra gelecek olan ifade tam olarak EIP üzerine düşebilecektir. Ya da şöyle diyelim, buna A diyelim. Buna B düşsün. Bakalım gerçekten 260 adet karakter yazdığımızda bundan sonrasında gelecek olan ifade EIP üzerine düşebilecek mi? Bunu gözlemlemeye çalışalım. Programı başa almak için buradaki geri butonunu kullanabilirsiniz. Her şey en başına geri dönecektir. Daha önceden oluşturduğum dosyayı siliyorum ve exploit'imi tekrar açıyorum. Pattern create tarafından oluşturulan kodları siliyorum. Ve buraya şöyle bir ifade giriyorum. X41 kodunu giriyorum. X41 A karakterinin hexadesimal karşılığıdır. Bundan 260 adet kullanacağız ve kullanıcı için ayrılan alanı dolduracağız. Bundan sonra gelecek olan ifadede ona da EIP diye bir değişken açalım. Bakalım gerçekten yazacağımız bu 4 byte'lık yapı başarılı bir şekilde işlemcide EIP üzerine düşecek mi? Bakın burada junk değişkeni dosyaya dahil ediliyordu. O zaman EIP değişkenini de junk'ın içine alalım. Junk eşittir diyelim. Şöyle yapalım. EIP diyelim. Dosyayı kaydettikten sonra çalıştırıyoruz ve PDF uzantılı dosyamız yeniden oluşuyor. Tekrar debugger'a gelip ilgili yazılımı tekrar çalıştırıyorum play tuşuyla ve oluşan dosyayı onunla birlikte açıyorum. Evet, görmüş olduğunuz üzere EIP içerisine başarılı bir şekilde bu ifade düştü ve altta da bir hata verdi. Çünkü böyle bir bellek adresi yok. Varsa bile çalıştırılabilir bir kod olmadığından dolayı böyle bir hata verdi. Bizim için şu anlık önemli olan EIP'ye bu değerin düşmesi. Demek ki doğru yoldayız. Şu ana kadar her şey doğru. Şimdi ise şunu tespit etmeye çalışalım. EIP'nin hemen ardından ESP değeri geliyor mu? Yani 4 byte'lık karakter benim için yeterli mi? Yoksa EIP'den sonra ESP'ye kadar belli bir boşluk var mı?
Bunu bulmaya çalışalım çünkü bu da bizim için önemli. Biz birazdan shell kodumuzu tam olarak ESP üzerine düşürmeye çalışacağız. Eğer bu alanda bir boşluk varsa ürettiğimiz shell kodun belli bir kısmı buradaki boşluğa yansıyacak ve shell kodları eksik olduğu için bizim exploit anlamda bir backdoor çalıştırmamız pek mümkün olmayacak. Bu işlemi gerçekleştirmek için de şöyle yapalım. Şu dosyayı silelim. Şuraya yeni bir değişken açalım. Adına da ara boşluk diyelim. Buna da x43 kodunu yazalım. C kodunun hex karşılığı. Ama bunu yazarsak bunun sayısını tam olarak tespit edebilmemiz lazım. Yani kaç adet düştüğünü nasıl gözlemleyeceğiz? Bunu bu şekilde tespit edemeyiz. O yüzden x43 yazmadan önce şöyle bir test yapalım. Şuna 2 diyelim. Ve ardından 3 gelsin, 4 gelsin. 5 gelsin. Bunlar bizim için yeterli olacaktır muhtemelen. Çünkü burada zaten çok büyük bir boşluk olmaz. Yani 260 ya da daha büyük boyutta bir boşluk olması pek söz konusu değil. Genelde 20 adet falan olur. Yeni değişkenimizi de tekrar buradaki ana değişkenimize ekliyorum. Çünkü junk değişkenimiz burada dosyaya dahil ediliyordu. Oluşturduğum yeni dosyayı kaydediyorum ve exploit'imi tekrar çalıştırıyorum. Oluşan dosyayı yeniden incelemek üzere programıma geri dönüyorum. Bakın 3 burada. Demek ki ikinci haş karakterine kadar olan kısım haş karakteri başarılı bir şekilde ESP'ye düşmüş. Haş karakterinden önce olan tüm kısımlar o aradaki boşluğa düşüyor. Bakalım kaç byte'lık alanımız var orada. Onu bulalım. Haş karakterine kadar olan kısım yani şurası. Bu kadarlık bir boşluk var orada. Şurası başarılı bir şekilde ESP üzerine düşüyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 adet bir karakter boşluğu var burada. Bunu da yok etmek için şöyle bir şey yapabiliriz. X43 diyelim buna da hadi. X43 çarpı 16 diyelim. Bize 16 byte x43 kodunu üretsin ve bundan sonra gelecek olan kodlar bakalım başarılı bir şekilde ESP üzerine düşecek mi? Buna da shell kod diyebiliriz çünkü zaten shell kodumuz ESP üzerine düşecekti. Bakalım ASDF ifadesi başarılı bir şekilde gözlemlenebilecek mi? Yani onu da buraya ekleyelim. Tekrar exploit'imizi çalıştıralım. Evet, görmüş olduğunuz üzere az önce yazdığım ASDF ifadesi, shell kodda belirtmiş olduğum ASDF ifadesi düzgün bir şekilde eksiksiz olarak ESP üzerine düşebiliyor. Şimdi shell kod oluşturmadan önce bir şeye değineyim.
İstemediğiniz bazı hegzadesimal kodlar vardır. Onlardan bir tanesi 0x00 kodudur. Shell kod içerisinde bu koda yer vermemeniz lazım. Bu kodu engellemeniz lazım. 0x00 kodu null değer taşımaktadır. Yani hiçbir ifadesi yoktur. Eğer program akış sırasında bu ifadeye rastlarsa program akışı sonlanır ve belki de exploit anlamında bir işlem gerçekleşmez. Bu 0x00 ifadesi aslında EIP için de geçerli bir değer. EIP'de 0x00'a yer veremezsiniz. Bakın program içerisinde aslında bu kullanılmış ama biz exploit'te bunu kullanamıyoruz. Dolaylı olarak bir kullanımı var. Ona da belki daha sonra değiniriz. Bu videoda o kadar detaylı bir anlatım yapmayacağım. Bu video sadece Buffer Overflow'a giriş videosu. İstenmeyen kodları bulmak için şöyle bir tablomuz var. Ben bunu videonun altına da paylaşacağım. Burada 0x00 yok. Zaten onun istenmeyen bir kod olduğunu biliyoruz. 0x01'den 0x FF'e kadar 255 adet karakter var. Bunları shell kodumun denk geleceği yere yazarak hafızayı incelemeye çalışacağım. Ve bakalım hangileri gerçekten ESP üzerine başarılı bir şekilde düşüyor ve orada gözlemlenebiliyor. Yazdıktan sonra dosyayı kaydediyorum ve exploit'imi tekrar çalıştırıyorum. Oluşan dosyayı yeniden incelemeye alıyorum. Bellek alanlarını daha detaylı olarak inceleyebilmek için yazdığımız veri zaten ESP üzerine düşüyordu. ESP'ye sağ tıklıyorum ve Following Dump seçeneğini kullanıyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere bellek adreslerindeki bilgileri görüyorum. Bakın 0x09'a kadar gelmiş ve bunun devamında 0x0'a gelmeliydi. 0x0'a ifadesi buraya düşmemiş. Onun yerine null bir ifade gelmiş. Demek ki 0x0'a ifadesi bizim için istenmeyen bir değer. Hemen bunu başa alıyoruz. Buradaki dosyayı siliyoruz. Ve buradan da 0x0a'yı yok ediyoruz ve exploit'imizi tekrar çalıştırıyoruz. Oluşan dosyayı birazdan tekrar kontrol edeceğiz. Bu oluşan, daha doğrusu istenmeyen karakter yapılarını bir yere not edeceksiniz. Ben daha önceden bunların tamamını bulmuştum. Ancak tekrar bir bakalım şunun için. İkinci istenmeyen karakterimiz neymiş onu tespit edelim ve daha sonrasında shell kodumuzu oluşturalım. Zaten tabloyu size vereceğim için sizler kendi exploit'lerinizi başarılı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Oluşturmak için bundan yararlanabilirsiniz. Çok kişi shell kod oluşturmada takılıyor. Bunun sebebi tam olarak bu. Tekrar ESP'ye sağ tıklayıp Following Dump seçeneğini kullanıyorum. Bakın 1.5.1.6.1.7.1.8.1.9 bunlar gelmiş. Bunun devamında 0x1a gelmeliydi. Onun yerine null bir ifade denk gelmiş. Demek ki 0x1a ifadesi bizim için istenmeyen bir değer. Shell kodumuzdan 0x0a'yı silip tekrar kontrol etmeliyiz. Ancak ben o kadar uzatmayacağım. Zaten gereken, bana lazım olan tüm istenmeyen kodları ben daha önceden buldum. Shell kod oluşturmak için bunlardan yararlanacağız. Shell kodumuzu oluşturalım. Nasıl oluşturuyoruz? Bunun için MSF payload'dan yararlanacağız. Onun öncesinde IP adresimi öğreneyim. ifconfig ile IP yapılandırmanızı görebilirsiniz. Benim lokal IP adresim buymuş. MSF payload. Ben Windows Shell Reverse TCP payload kullanacağım.
IP değerim buydu. 442. porttan haberleşsin. Benim istenmeyen kodları engelleyebilmem için MSF encode ile bunu kriptolamam lazım. Peki MSF encode'da ben hangi kodları kullanabiliyorum? Daha doğrusu hangi ayarları var? Onu tam olarak görmek için MSF encode'un yardım özelliklerini görüntüleyelim. A ifadesiyle mimari türünü belirleyebiliyorum. Benim sistemim, hedef sistemim x86 yani 32 bit. Buraya x86 yazıyorum. Başka neler var? E ile encoder türünü belirleyebiliyorum. x86. İstediğiniz encoderi kullanabilirsiniz. Ben Shikata Ganai isimli encoderi kullanacağım. Başka neler yapabiliyoruz? B seçeneği ile istenmeyen karakterleri burada belirtebiliyoruz. Hemen belirtelim. Şuradan bunu kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Başka ne var? Bakalım. Çıktı formatını belirleyebiliyoruz. Bunun için de T seçeneğini kullanıyoruz. Bizim exploit'imiz Perl dilinde yazılmıştı. Ve ardından da Enter tuşu ile shell kodumu oluşturuyorum. Shell kodum oluştu ve hafızada yaklaşık olarak 340 byte'lık bir 341 byte daha doğrusu alan kaplayacak. Peki benim ESP üzerinde bu büyüklükte bir alanım var mı? Onu hesaplayalım. Onu da nasıl hesaplayacağız? Şu şekilde hesaplayacağız. Exploit'imizi tekrar açıyoruz. Daha önceden yazmış olduğum bu tabloyu siliyorum. Ve buraya X44 karakterinden örneğimde ben 5000 adet kullanacağım. 5000 adet X44 karakterini yazdırıyorum ve bakalım bunlardan kaç tanesi başarılı bir şekilde ESP üzerine düşebilecek. Bunu gözlemlemeye çalışacağım. ESP'ye sağ tıklıyorum. Follow and Dump seçeneğini kullanıyorum. Görmüş olduğunuz üzere D karakterleri buraya düşmüş. Ve bayağı da bir düşmüş. Bu yeterince büyük bir hafıza alanına sahip olduğumuzu gösteriyor. Burada bir aritmetiksel işlem yapacağız. Bunun için de Python Shell'den yararlanacağım. (0.0.0) şuradaki adresi yazacağım. Çok detaylı olarak hesaplamanıza gerek yok. 12FFE4 eksi diğer adres de zaten 0.0.0 ile başlayacak. Çünkü programın çalıştığı bellek adresi tam olarak burası. Ondan emin olduğum için doğrudan yazabildim. Şuraya yazabiliriz. 12F294 294 çıkarma işlemini yaptığımızda bizim yaklaşık olarak 3400 byte'lık bir alanımızın olduğunu buradan görebiliyoruz. Bu yeterince büyük bir alan. Bizim oluşturduğumuz shell kod 341 byte'lık bir alan kaplayacaktı. Demek ki shell kodumuz buraya başarılı bir şekilde tam olarak düşebilecek. O zaman hemen shell kodumu ben buraya alabilirim. Oluşan bu
shell kodu buradan kopyalıyorum ve kullanmak üzere exploit'imin shell kod bölümüne yapıştıramadık. Yapıştırabilecek miyiz? Yapıştırabildik. Yalnız burada yapmadığımız iki şey kaldı. Bunlardan birisi EIP'ye bir değer yazmadık. EIP'ye değer yazmadan önce değinmek istediğim bir şey var. Burada arkadaşlar shell kodumuzda bizim backdoor'umuzun kodları doğrudan girildi ve direkt olarak EIP üzerinde çalışmaya başlayacak. Ve direkt böyle çadırdan düşer gibi doğrudan çalışmasını pek doğru bulmuyoruz. Yani genelde exploit kodlayanlar zaten eğer yeterince hafıza alanları varsa no operation kodu olan 0x90 kodundan yararlanırlar. 0x90 kodu shell kodun çalışmasını aslında garantiler. Yumuşak bir iniş sağlar sadece. Hemen buraya yeterince hafıza alanımızın olduğunu zaten biliyoruz. 100 adet no operation kodundan ekleyeceğiz. Ona da şöyle geç diye bir değişken açalım. Sadece yumuşak bir iniş sağlayacak bizim için. X90 ifadesinden 100 adet ekleyebiliriz. Bu bizim shell kodumuzdan önce gelecek. Ve ardından shell kodumuz gelecek. Şimdi programımızı tekrar açalım ve EIP'ye hangi değeri yazmalıyız onu kontrol edelim. Daha doğrusu bulmaya çalışalım. Bakın program başlatılırken zaten burada yüklenen çeşitli DLL'leri görüyorsunuz. Bu DLL'leri tam olarak gözlemlemek için View menüsünden Executable Modules seçeneğini kullanıyoruz. Bu sayede program tarafından kullanılan tüm DLL'leri görebiliyoruz. Sayfayı aşağı indirdiğimizde burada çeşitli DLL'ler var. User32 DLL, Shell32 DLL gibi DLL dosyaları var. Bunların sistem dosyası olması önemli değil. Bizim için önemli olan kısmı buradaki bellek başlangıç adresinin programın adresinden daha yüksek olması gerektiği. Çünkü program kendisinden daha önceki bir adrese jump işlemi gerçekleştiremeyecektir. Hemen bu DLL dosyasını açıyoruz ve Ctrl F tuşu ile jump ESP komutunun nerede olduğunu arıyoruz. Shell32'de zaten jump ESP kodu vardır. Bunun bellekteki adresi de buymuş. Hemen bunu kopyalıyorum burada. Exploit'ime geliyorum daha sonra. Bunu buraya yapıştıralım ve ikili şekilde parçalayalım. Burada bunu doğrudan kullanamıyoruz arkadaşlar. Yani ben 7C9D30 F3 kodunu doğrudan EIP üzerine yazamam. Bunu bir kurala göre yeniden düzenlemem lazım. Kuralımızın adı Intel'in Little Endian kuralı. Little Endian'a göre bu ifadeyi tersten ikişerli gruplar halinde yazmam gerekiyor. Yani yeni yapımız şu şekilde olacak. X9D ve X7C ifadesi. Görmüş olduğunuz üzere tersten yazdım ve ikişerli gruplar halinde yazdım. Bu ifadeyi gelip EIP değişkenimde ilgili bölüme yazıyorum. Exploit'imizde tamamlamadığımız bir alan kalmadı. Tüm gerekli olan bilgileri girdik ve exploit'imizi tamamladık. Ve dosyamızı artık çalıştırabilir ve exploit işleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini gözlemleyebiliriz. Şunlara artık ihtiyacımız yok. Bunları kapatabiliriz. Bir hatamız var. Neymiş hatamız acaba? Bir kontrol edelim öncelikle. Şuna atla diyelim. Değişken isimlerinde mi acaba sıkıntı oluyor diye düşünüyorum.
Bunu bir kontrol edelim. Evet, hatamızı bulduk. Hemen onu göstereyim öncelikle sizlere. Bir defa shell kodu eksik yapıştırmışız. Onu da tamamladık. Şurada da bir çift tırnak eksikmiş. Onu da tamamladık. Artık exploit'imiz başarıyla çalışıyor. Dosyayı tekrar oluşturabiliyor. Shell kodumuzu nasıl üretmiştik? Tekrar ona bakalım. MSF payload yardımıyla shell kod ürettik. Ve bunu daha sonradan MSF encode yardımıyla kriptoladık. İstemediğimiz kodları, istemediğimiz kod bloklarını bununla birlikte yok ettik ve çıktığı Perl formatında aldık. 341 byte'lık bir alan kaplayacaktı. Ondan önce 90 x90 kodundan 100 adet kullandık. Bu şekilde exploit'imizi oluşturmuş olduk. Tekrar Backbox'a geri dönelim. Şunu kapatalım. Yeniden açalım. Bağlantıları dinlemek için payload listener oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız bunu? Öncelikle bir root'a geçelim. MSF Console'dan yararlanacağız. MSF Console'dan multi-enter exploit ile birlikte payload listener oluşturacağız. Ve bağlantılarımızı dinlemeye alacağız. Daha önceden MSF payload ile oluşturduğumuz shell koddaki payloadumuz shell reverse TCP'ydi. Bunu buradan tekrar seçiyorum. Show options ile ayarları kontrol ediyorum. Ayarlamam gereken değerler elhost ve elport değerleri. Ifconfig'de aldığım IP adresimi elhost değeri olarak atıyorum. Shell kod oluştururken elport değeri olarak da 442. portu kullanmıştım. Ayarlamam gereken başka bir ayar yok. Exploit komutu ile listener'ımı oluşturuyorum. Burada da artık debugger yazılıma gerek yok çünkü exploit'i tamamladık. İsterseniz debugger yardımıyla da bunu gözlemleyebilirsiniz. İsterseniz debugger olmadan da programı açıp exploit olayının gerçekleşmediğini kontrol edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere program dondu kaldı. Programın donmasının sebebi buffer overflow'a uğramış olması. Görmüş olduğunuz üzere burada da shell almayı başardık. Artık hele sisteme erişmiş durumdayım. Buradan eğer çıkış yaparsanız diğer tarafta da programın zaten kapandığını göreceksiniz. Çünkü programı ayakta tutan şey o anda backdoor'unuzun çalışıyor olması. En temel anlatımıyla buffer overflow bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.